Planınız ölümsüz olmaksa bunu yapmanın birçok yolu var. Liç olmak popüler bir tercihtir. Bu şekilde kendinizi bir mezara mühürleyip bir müddet sonra geri dönüp bir imparatorluğa hükmedebilirsiniz. Her zaman bir zombi olabilirsiniz ama bu eğlenceli bir tercih olmasa gerek. Eğer tercihiniz yeminleri bozan bir paladinin tercihi gibi olacaksa bu tercih vampir olmak olmalı. Çekici olduğuna aldanmayın çünkü vampirizm aslında bir lanet. Güçlü ve ölümsüz olsanız da kaybettiğiniz hayata acıkacaksınız ve kendinizi ölümlü kurbanlarınızın kanında bulacaksınız. Kurbanınızı öldürdüğünüz ve taze kan içtiğiniz o anda kısa vakitli de olsa kendinizi yeniden bütün hissedeceksiniz. Bazı vampirler kendilerini lüksle çevrelerken bazıları ise ölümlü insanların krallıklarını hükmederler. Vampirler ölümsüz olmak için ruhlarını kaybederler ve belirli varlıkları veya objeleri saplantı haline getirmeye başlarlar. Aşkı bir daha asla hissedemeyecekleri için hüsrana uğrarlar. Güneş ışığı bir vampiri yakar, parlak ışıkları dayanamazlar. Davet edilmedikçe bir eve veya bir binaya giremeyecekleri gibi kutsal topraklara veya kiliseye de giremezler. Avınız bir tanrının tapınağında sizden saklanabilir. Sudan geçemezler ve buna kalkışırlarsa onlara büyük acı verir. Söylentilerden biri de yere atılan tohumları istemsizce saymalarıdır. Vampirlerin gölgeleri yoktur ve aynalarda yansımaları da olmaz. Kutsal semboller ve kutsal sembolle inanan kişiler bir vampiri kovabilir. Kutsal sembolü elinde tutanın iradesine karşı vampirin iradesi savaş açar. Fakat inançsız bir kişinin şanslı olmaz. Güçlü kokuya tahammül edemedikleri için sarımsak bir vampiri uzak tutabilir. Ve son olarak bir vampirin kalbine tahta bir kazık saplanırsa felç olur ve kazık kaldırana kadar harekete geçemez. Kafasını kesme veya güneş ışığı gibi diğer saldırı biçimlerine karşı savunmaları yoktur. Eğer tüm bunlar sizi korkutup kaçırmazsa gerçek bir vampir olmak için bir vampir lordu aramanız gerekecek. Sizi hizmetkarı yapacaktır. Yani özgür iradenizin olmadığı için kukla olacaksınız. Susayacak, ölümsüz olmanın acısını hissedeceksiniz. Ancak bağımsız hareket edemeyeceksiniz. Gerçekten gecenin efendisi olmak için bir vampir lordunun sizi tamamen değiştirmesine ihtiyacınız olacak. Bunun da tek bir yolu var. Vampir lordunun kanının bir kısmını içmek. Orkus'un kutsal olmayan adını yapılan bu karanlık ritüel gün batımı ve gün doğumu arasında gerçekleşmelidir. Kan paylaşımı vampir lanetini tamamen size aktarır ve ertesi gün bir vampir lordu olarak uyanırsınız. Anılarınızın çoğu elinizde olsa da ruhsuz, kötü, ölümsüz olacaksınız. Tabutunuzun yeri çok önemli çünkü sonsuza kadar oraya bağlı kalacaksınız. Vampirle tabut, mahzen veya mezar yer arasında bir bağlantı oluşur. Gündüzleri buraya dönmeli ve dinlenmelisiniz. Tabutu önemli miktarda mezar kirini hareket ettirerek bu konumu başka bir yere getirebilirsiniz. Düzgün dinlenmemek birkaç gün uyuyana kadar sizi zayıf kalacaktır. Vampirler şekil değiştirirler. Kara büyü bedenlerine dolaşır. Bir yarasaya, kurda veya sis bulutuna dönüşebilirsiniz. Ayrıca gecenin yaratıkları üzerinde kontrol sahibi olacaksınız. Savaşta size yardım etmesi için yarasaları, kurtları veya fareleri çağırabileceksiniz. Bir vampir lordu olarak elbette lanetinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Horlaklar ve zombiler sizler için varlar. Vampirler Spider Climb adı verilen büyüyle dik yüzeylere kolay bir şekilde tırmanabilirler. Ne olursa olsun her şeyin sonunda kötü değilseniz olacaksınız. İyi ve tarafsız yönelimler bir vampir olarak uyandıktan sonra kötülüğe dönüşür. Ancak kötülüğü yok etmek isteyenler sizler için gelecekler. Belki bir kaleye veya şehri yönetme arzusu yerine sessiz sakin bir vampir hayatı tercih edebilirsiniz. Bir kaleyi, koruyu veya ormanı aldığınızda arazi değişmeye başlayacaktır. Bölgede yarasa, kurt ve fare nüfusu artacaktır. Gölgeler uzayacaktır, sis ağırlaşacaktır, bitkiler kuruyacaktır, bükülecektir ve dikenli hale gelecektir. Sizi dönüştürecek vampiri iyi seçmelisiniz. Çünkü onun bir müddet de olsa kölesi olacaksınız. Belki yeteri kadar hazine ve değerli eşya ile köllikten kurtulup vampir lordu olabilirsiniz. Vampir olma isteğiniz büyüleyici. Umarım hazırsınızdır. Çünkü siz değiştiğinizde talihiniz de değişecek.